dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Şubat Çarşamba. Merhaba. Zenginlikler çok az elde toplanırken yoksulların sayısının arttığı Almanya'da hükümet bugün 1 Ekim'de asgari saat ücretinin 12 euroya çıkarılmasına yeşil ışık yakacak. Yasadan 6 milyon emekçi yararlanacak. Koalisyon hükümetinin planına göre yasa 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Almanya'da asgari saat ücreti şu anda 9 ,82 euro 82 cent. Bakanlar Kurulu aynı zamanda mini işlerde kazanç sınırını 450 Euro'dan 520 Euro'ya yükseltecek. Yarı zamanlı bir tuzak olarak tanımlanan mini işler farklı kamplar tarafından eleştiriliyor. Sendikalar daha yüksek bir asgari ücreti savunurken FTP tarafından uygulanan mini işler için daha yüksek gelir sınırlarını reddediyor. İş gücü piyasası araştırmacıları da mini işleri eleştiriyor. Mini işler özellikle kadınlar için yarı zamanlı tuzak olarak kabul ediliyor. Gıda Sendikası Başkanı Saitla bu artışın bir sonucu olarak mini işlerin giderek daha fazla düzenli işin yerini alması tehlikesini taşıdığı uyarısı yaptı. Mini işlerin yıllardır özellikle kadınlar için yarı zamanlı bir tuzak olduğunu söyleyen Saitla onlar için yaşlılıkta yoksulluk kaçınılmazdır dedi. Mini işlerde ödenen bürüt ücretten hiçbir kesinti yapılmıyor. Şirket sosyal güvenlik katkı paylarını içeren sabit bir ücret yüzdesini vergi olarak ödüyor. Şu ana kadar 1300 euro sınırı olan midi işlerde çalışanlar için sosyal güvenlik primleri de düşürüldü. Böylece kesintiler mini işler kadar yüksek olmayacak. Artan yaşam ve barınma maliyetleri mevcut asgari ücretin buna uygun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Asgari ücretle tam zamanlı bir işte çalışmak yoksulluktan kurtaran yaşlılık aylığı içinde yeterli değil. Almanya asgari ücret sıralamasında Avrupa Birliği'nde 7. sırada. 2020 yılı verilerine göre 21 avrupa ülkesindeki asgari ücret karşılaştırmasında Almanya, Lüksemburg, Fransa, diğer Benelux ülkeleri İrlanda ve İngiltere'nin arkasında 7. sırada yer alıyor. Batı Avrupa ülkeleri arasında Lüksemburg 12 ,38 euro 38 sentle birinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'u 10 euro ile Fransa, Hollanda ve İrlanda izliyor. Belçika'da saat ücreti 966. 7. sıradaki Almanya'da ise asgari saat ücreti 9 35 euro 35 sent. DIV analizine göre 3 milyon 800 bin emekçinin cebine asgari ücretin bile altında para giriyor. Bu da çalışır durumdaki nüfusun %10'u anlamına geliyor. Asgari saat ücretiyle ilgili olarak doğrudan soru sorulan 750 bin emekçi 8 euro 84 sentin altında saat ücreti aldığını söyledi. Bu Hans Böckle Vakfı tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Almanya'daki asgari ücret ortalama ücretin yani 2900 euronun %46'sı. Uzmanlar ortalama gelirin yani 2900 euronun %60'ının altındaki asgari ücreti yoksulluk riski olarak kabul ediyor. LaFontaine'in yaptığı açıklamaya göre bugün yaklaşık olarak toplumun yarısı 20 yıl öncesine göre daha az alım gücüne sahipken diğer tarafta milyoner ve milyarderlerin sayısı artmaya devam ediyorsa burada yanlış bir şey var demektir. Bundan hükümet partileri sorumludur. Marx'ın tezleri doğrulanıyor. Ancak Marx'ın tezlerini salon tartışmalarından çıkarıp geleceğin ihtiyaçlarıyla bütünleştirerek onu aşan siyasi bir yapılama yok. Bu nedenle kapitalizm krizlerde, yoksulluk durumlarında, kitlesel protestolarda ciğerlerini oksijenle doldurmayı başarıyor. Dünyada ülke sınırları güçlüler lehine yeniden çiziliyor. Bu durumdan özellikle azınlık sorunları olan ülkelerin etkileneceği görülüyor. Çünkü dünya devlerinin çıkarlarına karşı çıkan ülkelerde azınlıkların kışkırtılması, çatışmaların başlaması ve sınırların yeniden çizilmesiyle sonuçlanıyor. Yugoslavya ile başlayan bu süreç Ukrayna ile devam ediyor. Ukrayna'da muhalefetteki yaşam için muhalefet platformu partisi Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya ile aralarında gerginliğe neden olan Donbas krizi nedeniyle istifa çağrısı yaptı. Ukrayna Parlamentosu Radada 44 koltuğa sahip olan Yaşam İçin Muhalefet Platformundan yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Donbas'ı kontrol altına almakta başarısız olduğu ifade edildi. Sputnik'in haberine göre Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi Politikacıların hırslarının ve sorumsuzluğunun bedelini tüm ülke ve vatandaşları ödememelidir denildi. Yapılan açıklamada eski Ukrayna devlet başkanı Poroshenko'nun politikasının destekçilerinin Donbas'ın geri kazanılması için uluslararası sözleşme çerçevesini görmezden gelerek ülkeyi çatışmanın ciddi bir şekilde tırmandığı bir duruma taşıdığına dikkat çekildi. Çin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ve Ukrayna'ya savunma amaçlı silah desteği vereceğini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'ni gerilimi artırmak ve panik yaratmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, eğer biri başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olamaz dedi. Pekin yönetimi Rusya'ya yaptırımlara da karşı çıkıyor tüm taraflara birbirlerinin güvenlik endişelerine karşı hassasiyet gösterme çağrısı yaptıklarını açıklayan sözcü, yaptırımlar sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanında Japonya ve Avustralya'da Rusya'ya karşı yaptırım kararları açıkladı. Beyaz Saray, Ukrayna'ya sağlanacak silahların yalnızca savunma amaçlı olacağını duyurdu. Şimdi de Almanya'nın durumuna bakalım. Rusya'nın Ukrayna topraklarına ait iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin faaliyete geçebilmesi için gereken onay sürecinin geçici olarak durdurulması talimatını verdi. Proje Rusya'dan pompalanan doğalgazın Ukrayna'yı pas geçerek Baltık denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya ulaşmasını hedefliyordu. Bu şekilde Almanya'ya ulaşacak gaz miktarının da ikiye katlanması amaçlanıyordu. Şu andaki jeopolitik gerilim içinde Rusya'nın Polonya'daki Yamal boru hattı ya da Ukrayna üzerinden gönderdiği doğal gaz ihracatını artırması pek olası görünmüyor. Bu nedenle projenin durdurulması Almanya'nın gelecekteki doğalgaz ithalatını büyük bir sıkıntıya sokması anlamına geliyor. Alman enerji firması Yunipere göre ülke geçen ay doğalgazının yarısını Rusya'dan ithal etti. Bu pay aydan aya değişebiliyor. Veri şirketi İÇİS'in analizlerine göre Almanya Aralık 2021'de doğal gaz ihtiyacının %32'sini boru hatları vasıtasıyla Rusya'dan, %20'sini Norveç'ten, %12'sini Hollanda'dan karşıladı. %22'sini ise stoklarından ve kalan kısmını da iç üretimi ve diğer küçük tedarikçilerden elde etti uzmanlar Almanya'nın kısa vadede Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığını başka kaynaklarla değiştiremeyeceği görüşünde. BDEV'ye göre Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin %15,3'ünde doğal gaz kullanıldı. Durum ısınma konusunda daha dikkat çekici. Çünkü ülkede ev ısınmasının %41,5'u doğal gazdan sağlanıyor. Ayrıca yakıt olmadan üretim yapamayan seramik gibi imalat sanayinde de doğal gaz kullanılıyor. Ancak Almanya Rusya'dan başka ürünler de alıyor. Bafa'nın Ocak Ekim 2021 Bafa'nın Ocak Ekim 2021 verilerine göre Almanya'nın ham petrol ithalatının %34'ü Rusya'dan yapıldı. Alman Kömür İthalatçıları Birliği VDKI'nin verilerine göre ülkedeki termik santrallere ve çelik üretimine giden taş kömürünün 53'ü Rusya'dan geliyor. Almanya'da yeni vaka sayısı ve indizindensin azalmaya devam ettiğini açıklayan RKI verilerine göre bin önceki haftaya kıyasla istatistiklerde daha fazla ölüm vakası görülüyor. Robert Owens'ü 7 günlük incidensi 1279 olarak açıkladı. Alman sağlık daireleri bir gün içinde RKI'ye 209.052 yeni korona enfeksiyonu vakası bildirdi. Aynı içinde 299 insan daha hayatını kaybetti. Kasay bölgesinde 513 insan daha virüse yakalandı. İki insanın daha öldüğünü açıklayan Kassel Sağlık Dairesi, hastanelerde 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 93 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük insidans Kassel'de 1646, Kassel Kaymakamlık Bölgesi'nde ise 1426,5 olarak kaydedildi. Kassel Sosyal Yardım Dairesi'nin Wohngeld yani Konut Yardımı Dairesi 2 Mart 2022'de Rathaus'un K kanadına taşınacak. Taşınma çalışmaları nedeniyle ile ulaşılamıyor. Değerli Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.